Artık Münbiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Bu uyarı işe yaradı. Münbiç'te yol haritasında bir aşama daha geçildi. Türk ve Amerikan askerleri ortak devriyeye başladı. 1 Kasım'da düzenlenen ortak devriye yaklaşık 3 saat sürdü. O faaliyet Münbiç'in kuzeyinde 5-6 kilometrelik bir hat üzerinde gerçekleşti. Ankara-Washington hattında ortak devriye faaliyetine ilişkin trafikse sürüyor. Türk ve Amerika Birleşik Devletli yetkililerin katıldığı toplantılara bu ay içinde bir yenisi eklenecek. Görüşmelerde ortak devriye faaliyetinin gerçekleştirileceği alanın genişletilmesi gündeme gelebilir. Münbiç'in güneyi ve Fırat Nehri kıyısında kalan bölgenin de ortak devriye faaliyeti yürütülecek alanlara dahil edilmesi bekleniyor. Daha önce Türk askeri ikişer gün aralıklarla Mümbit çevresinde 68 kez bağımsız koordineli devriye faaliyet yürütmüştü. Ortak devriye faaliyetinin de benzer aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Türk ve Amerikan askerlerinin ortak devriyesi Münbit'in güvenliği sağlanana kadar devam edecek. Yol haritasının nihai hedefi Münbit'teki PKK, PYD, YPG mevcutiyetinin söz verildiği üzere Amerikalılar tarafından tamamen sona erdirilmesi ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine yani mümüşlere iade edilmesidir. Bu süreçte terör örgütü PYD-YPG'nin bölgeden çekilmesi ve Münbiç'in güvenliğinin yerel unsurlar tarafından sağlanması üzerinde durulacak. Esas kritik süreç şimdi başladı. YPG'nin geri çekilmesiyle ilgili konularda samimi adım atarlarsa bu süreci birlikte tamamlamış oluruz. Münbiç'in güvenliğini sağlayacak unsurların PYD, YPG, DH ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle bağının olmamasına dikkat edilecek. Münbiç'in yönetiminde nüfus yapısı dikkate alınacak. YPG çekilecek. Kim yönetecek? O e, şehrin e, nüfusu, yani nüfus yapısı. Kriter bu olacak. Eğer yüzde %70 örneğin Arap'sa... Hangi kayıt esas alınacak orada Sayın Bakanım? Savaş öncesi, savaş öncesi öncesi tabii. Münbiç'te uygulanacak yöntem Fırat'ın doğusu içinde model olacak.